Herkese yeni videomuzdan selamlar. Videoya Dünya Boss'una katılarak girmek istedim. Ben katıldım. Şöyle size de göstereyim. 910k vurabildim. Yani uzaktan o kadar vuran çar var ki şamanlar falan boss'a vururken hep beni tekliyor. Buraya yani çok sağlam gelmek lazım. Ama ona rağmen 16. olmayı başardım. Hani hiçbir VS'li itemim falan yok. Sadece beceri hasarına karşı koyma itemleri giyerek 16. olmayı başardım. 20 kaplan parası verdi. Şöyle göstereyim. 50 süs taşı, bir de gizemli sandık. Gizemli sandığı açalım, 20k geldi. Bizim için önemli olan 20 kaplan parası zaten. Yani buna sık sık katılıp aslında her çıktığında katılıp kaplan parasına güzel şeyler elde edebiliriz. Bakın bunu bir düşüneceğim. Buna özel de aslında çar dizmek güzel olabilir. VS'lik bir çar ama çok maliyetli olur o zaman da. Bakın mücevher kutusudur işte. Buradaki kostümlerdir. Vayne sandığıdır, bir günlük çıkma ihtimali olan yeşil şans kutusu. Çok güzel ödüller var. Kutsama bile var yani. Her şey var burada. Ekstra olarak bir de bonus veriyormuş. Burada gördüğünüz gibi eşya düşürme artı %52 saat boyunca. Hasar veriyor diye biliyordum ben ama eşya düşürme yazıyor. Bak canımının gözünü seveyim valla. Ne güzel etkinlikleri var. Yine pazarımızda çok güzel bir satış yapmışız. Onunla başlayalım. 66 won 275 emlik bir satış. Ay taşlarını çok güzel şekilde satıyorum. Tanesi 1 won 46 m, 10'lusu 14,5 wonlara denk geliyor. Biz bunları çok daha uygundan almıştık. Bu ay taşlarından şu ana kadar bile inanılmaz karlar ettim. Daha da gördüğünüz gibi bir sürü ay taşımız var. Bu parayı üzerimize alalım. Daha fazla bir şey etkileyemiyor. 2 turda razudar attım. Bu sandıkları da eklemek istiyorum. Bunlar da iyi para ediyor şu anda. 7,5 m'lere kadar çıkmış. Bir de razudar atarken bir Cordray coin almayı başardık. Bunu da birlikte açalım istiyorum. O hangisi oluyor acaba? Yeşim. Sohbet satırını gizleyelim. Böyle bir açalım bakalım. Bu mu çıkmış gerçekten ya? En kötüsü. İşlenmemiş çıkmış. Olsun, sağlık olsun. Ben bunları da pazara ekledim. 56 günlük bir başlık kostümü buldum 7 won'a. Zaten bu günlüklerdekiler 7 won. Bir de bu 3 Efsun. Biz bunu 9-10 won'a satabiliriz. Bu ateş ayakkabısından da 1,5 won kar ederiz. Razudor yapmaya devam ediyorum. Cordray Coins çıkardık yine görev kitabından. Ve içinden Core Rubinium çıktı. Bu yakut oluyor. Hemen sohbet satırını gizleyelim. Değerli bir ödül alabiliriz. Umarım efsanevi yakut alırız. Şöyle gelelim, işlenmemiş de başlayalım. İşlenmemiş çıkmamış, güzel. Umarım yontulmuş da görmeyiz. Umarım ender de görmeyiz. Harika, şu an antikaya da efsanevi aldık. Antikaya bakalım ve efsanevi almışız. Çok güzel. 9 won çıktı yani görev kitabı Prens 3'ten. Razdor deyip geçmemek lazım. Gördüğünüz gibi harika paralar kazandırabiliyor. Efsanevi yakut en iyi ödülümüzü aldık. Ayrıyetten 19 tane de sandığımız var. 6,5 M'e rahatlıkla satılıyor. 19 çarpı 6, 114 yapıyor sanırım. 6 M'den satsak bile 114 yapıyor. Şu an 10 won kastık yani. Efsanevi yakutlar şu an en ucuz 10 won 80 eme var bu arada. Ben 9 won'dan hesaplamıştım. Yine biraz doğru turundan Cordray Coins almayı başardık. Bakalım bu sefer ne alacağız? Rubinium. Yine yakut aldık. Şöyle tekrardan sohbet satırını kapatalım. Bir daha efsanevi gelirse ne güzel olur. Açtım şöyle. Bakalım en aşağıdan. İşlenmemiş değil. Yontulmuş değil. Umarım ender de görmeyiz. Parayla satabileceğimiz bir şey görürüz. Maalesef ender gelmiş bu sefer. Antikaya atalım bunları da. Şöyle simyacıya da geldik. Enderleri yukarıya deneyelim. Maalesef geçmedi. Yeşim çıkmıştı bir de. Maalesef o da başarısız. Artı 8 Dragon Çelik başlık buldum. 15 şimşek direnci var. Beceri hasarına karşı koymalı kasklar. Karşı koymalı kasklarda şimşek direnci önemli bir efsun. 6 won gayet uygun bir fiyat. Zaten en uygun 6 won'a var gördüğünüz gibi. Sonrasında fiyatlar epey bir artıyor. Bundan kâr ederiz. Benim Zodiac'ta kullandığım bir kaskım vardı. Beceri hasarına karşı koymalı. 15 şimşek direnci veren artı 9. Şu anda gördüğünüz gibi bunların en düşük piyasası 20 won. Şurada da 15 şimşekli var. Aynen benimkine benzer. Bu da 20 won. Ben bunu 20 won'a satayım diyorum. Şöyle yeni bir tane kask alacağım. Bayağı hoşuma gitti. 15 şimşek, 15 ateş, 5 de zehir var. Hem Zodiac'ta kullanmaya devam edebilirim. Hem de ekstra olarak Yohara'nın ilk mapinde kullanılmaya uygun bir kask. Hem geleceğe bir yatırım olur hem de yani çok fazla bir para harcamadan bunu elde etmiş oluruz. Bunu artı 9'a atmaya çalışacağım. O yüzden alıyorum bunu. Kendi kaskımı da pazarı 20 won'a atıyorum. Böyle atalım benim kaskı da. Çok masraf etmeden artı 9'a basarsak güzel bir karımız olmuş olur. Altın Kral ganimetinden çıkan 2 tane demirci taşımız vardı. Bunları üzerimize alayım. 9'a demirci taşıyla denemek istiyorum. Bir tanesini dönüştürdüm. Bakalım şansımızı deneyelim. Tek de 9 geçerse efsane bir karımız olacak. Şöyle artısını deneyelim. İşte bu kadar. 3 won kâra geçtik. Yani artı basarak aslında daha fazla kâra geçtik de kendi kaskımız 20 won'a sattık. Bunu masrafsız şekilde 9'a yaptık. Hem 3 won kâra geçtik hem de
Çok güzel Efsunlu bir beceri hasarına karşı koymalı kaskımız oldu. Çok güzel oldu tek attığımız. Bunu da hemen kenara ayıralım. Bir de Efsunlu bir cennetin gözü bilezik buldum. 6 10 65 hemen kurulmuş. Bunu 8 9 10'a satabiliriz. Böyle daha demin alamamıştım. Şimdi alayım. Bu arada efsanevi yakutumuz da satıldı. Görev kitabı Prens 3'ten çıkan yakut. Bu 10 won'a satıldı şu anda. Dersem 20 şeytanlı bir titan kalkanı buldum. Piyasada en ucuz 7.5 won'a var şu anda. Burada 5 won'a kurulmuş. Bunu da alalım. 7 won'a atarız pazar. 2 won karımız olur. Yan çarımızın porkisinin süresi bitmiş. 10 tane yavrucuk kutusu aldım. Hazır piyasası düşükken tanesini 44 M'den aldım. Bir de 10 tane yeşil şans kutusu aldım. Şansımızı denemek için bakarsınız bekçiler tılsımı alırız. O zaman ejderi gideriz her gün. Bekçiler tılsımı çıkarabilirsek. Ama onun piyasası çok düşük değil diye 10 tane aldım. Ben aktarayım, açmaya geçelim sonra. Yavrucukları açarak başlayalım. Umarım kısa sürede çıkarabiliriz. Şöyle bilgi satırında açayım, görebilin. İlk sandıktan başlıyoruz. Ejderha parşömeni, kutsama kağıdı, geçit bileti güzel bu arada, ejderha madalyası ve Porky. Çok güzel. 5. sandıktan Porky'yi aldık. Çok erken çıktı. Harika valla. Ben diyordum valla, yandık diyordum. 5. sandıktan çıkması çok iyi oldu. Bu 5 sandığı da diğer hesabımızdan açtık. Ana hesabımıza geçtik. Bunun da Porky'sinin süresi az kaldı. 3 günü kalmış, son 3 gün. O yüzden bunda da açalım. Bugün şanslı gibiyiz. 5 sandıkta çıkarsa çok güzel olur. Kutsama küresi, geçit bileti güzel, Porky. Bunda da 3. sandıktan Porky geldi. Bugün harbiden çok şanslıyız. Laf etmelerinizi hissedebiliyorum ama inanın normalde benim de 50-60'ta Porky çıkardım olmuştu. Bu sefer şanslıyım yani. Çok güzel oldu valla, masrafsız. 10 tane yeşil şans kutusunda ejder çarımızı da açalım. Umarım bekçiler tılsımı alırız. İlk sandığımızı birlikte açalım. Bundan sonrasını ben açıp gelirim. 3. el bunlar da işime yarıyor ama üzerimde var zaten. Küçük ekleme, güçlü ekleme olsa alırdım. Şöyle 7 M'e kadar gidelim, zeni geçelim, protein lokması son olarak 3. el kabul edelim. Ben gerisini açayım, geleyim sonrasında. 8. sandıkta kutsamayı almayı başardık. Bir tane de saldırı markası aldık. Gayet güzel bu zaten. Tek başına kutsama bu sandıkların parasını çok rahat bir şekilde çıkarıyor. 2.5-3 won ediyor. Şöyle geri kalanları da birlikte açalım, sonrasında kutsamayı da atarız. Savunma markası maalesef. Bu da savunma markası olsun, almak zorundayız. Saldırı çıksa iyi olurdu. Son sandığımızdayız. Hadi bekçiler tılsımı da alsak çok güzel olur kutsamayla birlikte. Maalesef zen geldi. Zen de bir onem ediyor. Kutsamayı da hemen değerlendirelim. Benim artı 6 bir tane boost tılsımım var. 6-7. Hepsim değişmelik. Bakarsınız STR yakalarız. Şöyle atalım. HP'si değişmedi. Kanama saldırılarına direnç geldi. Olsun, denemiş olduk. Pazarımızda çok güzel bir satış olmuş. Size de göstereyim. 154 767 emlik bir satış. Neler satıldı? Lycan zırhı vardı bir tane. Artı 9. Onu satmışız. Onun haricinde bir de ateş ayakkabımız vardı. 5 saniye buzun güçlü. Onu da 38 won almıştı. 42 won'a sattık. Yani çok bir kar olmasa da 4 won gene iyidir. Daha satılacak bir sürü eşyamız var. Hani bu paranın üstüne bayağı da para gelecek. Şöyle göstereyim bakın. 18 won'a bu var. Burada 13.5 won'luk var. İşte ay taşları zaten başlı başına çok güzel para getirecek bize. Daha buradan da bayağı bir para gelecek. Onun haricinde bu üzerimizdeki parayı ticarette güzel bir şekilde değerlendirip mükemmel yakuta doğru ilerliyoruz. İlk itemimizi buldum. Kendim kullanacağım ya da satacağım. Her türlü kar ettirir bize ama kendim kullanmayı düşünüyorum. 2.5 HP artı 6 olduğu için var. 15 rüzgar, 10 HP absorbe ve bir de 15 büyü kendiliğinden var. Tam bir büyülü orman makinesi ve 4 boncuk sadece. Çok uygun bir fiyat, alalım bunu. İkinci itemimiz VS'lik bir okyanus ayakkabı artı 5. Bir KHP'si var, 15 kılıç, 10 çift el, 10 bıçak, 5 de bayılması var. Gayet güzel, bu da bir 10 won eder. Bir diğer itemimiz de ateş ayakkabısı, 1 KHP, 10 kritikler zaten. 12 wonken bunda 10 okları savuşturma şansı da var. Çok güzel, bundan da güzel bir karımız olur. 10 okları savuşturma önemli bir efsun çünkü, bunu da alalım. Eşyalarımızı da pazara atalım. Ne kadara koyalım bir ona da karar vermek lazım tabi. Şöyle ikinci sayfaya VS'lik ayakkabımızı 11 wondan atayım ben. Piyasada çok yoktu çünkü. Yeni aldığımız ateş ayakkabısı da bir 16 won eder gibi. Böyle açalım. 50 STR'li bir artı 7 okyanus ayakkabısı buldum. 1.5 KHP 10 kritik. Kendi efsunu olarak var. Ve ayrıyetten en önemli efsun, 6. efsundaki 50 STR tam oranda. 52 won uygun bir fiyat, bunu alalım. Geçen bölümde altın kral ganimetinden çıkardığımız demirci el kitabıyla bunu artı 8'e denemek istiyorum ayakkabıyı. Yani geçerse güzel bir kar ettirir. 52 won aldık, 70-75 won eder. Yanarsa da çok üzmez. Aynı fiyata bence geri satılabilir. O yüzden şansımı denemek istiyorum. Umarım artı 8'e geçersin de güzel bir kar ettirirsin. Hadi bakalım. Maalesef yandı. Yani daha da uğraşmak istemiyorum. Çünkü artı 7 titan dioksit istiyor. Onlar da 1.5 won. Burada kalsın. Paramız artık azalıyor. Yine güzel bir item buldum. Artı 9 ankayayı. 33 won bana çok uygun geldi. Hani kuşağı indirilebilir, kullanılabilir. Bir bakalım şöyle piyasasına. Başka var mı? Evet, 33 won'dan sonra 85 won'a var. Tabii bunda çift yarı var.
Ama yani çift yarısız da gayet kuşağa yansıtılıp ya da kullanılabilecek bir yay bu. Hani daha uygun bir fiyata atarsak bence satılacaktır. Alalım o yüzden. Arttırma kağıtları boş yere duruyordu zaten. 5 efsun yaptım o yüzden. Şimdi bu çarımızda büyülü yumurtalardan kastığımız 4 adet efsun nesnesi vardı. Onları bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Hani çok zorlamayacağım. Kritik delici falan o tarz efsunlar geldiği anda duracağım. Hani güzel gözüksün istediğim o. İlk efsunumuzu atalım. Büyü hızı, çeviklik, kötü oranlarda başka bir şey yok. Çöp. Zehirleme, delici, bayılma. Yani bunlar da pek iş yapacak efsunlar değil. Hadi bir kritik delici gelsin. Güç de olabilirdi ama kanama, şeytan. Ne kritik ne delici hiçbir şey yok. Son efsunumuzu da atalım bakalım. 5 delici, 3 kritik, 10 şeytan. Yine bu kuşağı emdirmelik güzel bir yay olduğu bu şekilde satarız. 5 saniye buzuk güçlü itemler rahatlıkla satılabiliyor. O yüzden Granny küpeyi de almak istiyorum. Artı 8 bir tane buldum. 10 yarısı var. 5 saniye buzun gücünü aldı. 7. efsunu. Bunu daha yüksek bir fiyata satabiliriz. 25 won'a aldık. 30-32 won'a pazara atacağız. Son itemlerimizi de alıyoruz artık. Artı 9 cennetin gözü bilezik. 1 KP, 10 şimşek, 20 şeytan, 3 HP absorbeli. Sadece 7 won. Net olarak bir 10-11 won ederi var bunun. Bir de yine cennetin gözü bilezik buldum. Bu sefer iki tarafta da kullanılabilecek bir bilezik. 15 şimşek, 10 ateş, ayrıyetten 10 delici. Şimşek ve ateşin yanına en çok yakışan hepsin. Delici zaten iki tarafta da kullanılabilir. Daha yüksek bir fiyatı satarız. Uzun bir aradan sonra bekçiler tılsımını da çıkarmayı başardım. Herhalde bir 40-45 tane sandık açtık. Aşırı zorlamadı ama yine zorladı tabii. Bunun haricinde bir de ben bu sandıkları açarken iki tane arttırma kağıdı düşürdüm. Bir de kutsama düşürdüm. Bu kutsamayı da hazır kayda girmişken buz tılsımına atalım. Bakarsınız STR yakalarız ama maalesef yine HP zehir. Geldik ejdere, bayağı hasarımız yüksek. 5 dakika içinde kesebiliyoruz gördüğünüz gibi. Zehri de verdim. Şimdi yankılı itemlere geçeceğim, bir canı biraz daha azalınca. Umarım yank patlatabiliriz. Biraz daha vuralım. Bu sefer petimiz de var. Petle birlikte ilk defa kesiyorum hatta. Tamam inelim. Şuradan 3 tane itemimizi giyeceğiz. Tabii bizi stunlamazlarsa. Böyle 3 itemimizi giydik. Bir de petimizi çağırdık. Bakalım bu şekilde. Aa, bir de şunu unutuyordum, altın şans parasını. Bunu da takalım. Tamam şimdi kesebiliriz. Umarım yank patlar, güzel. Yanklar düştü. 14 emimiz var. 14 em 718k. Bakalım ne kadar attı. 2 çarımız var toplamda. Yani üzerimizi hesapladığımızın 2 katını alacağız. Evet, bütün paraları aldık. 10 em atmış. Maalesef patlamamış. 20 em toplamda. Olsun ben 6 tur atacağım. Bakalım ne kadar paramız olacak. Siz de dikkat edersiniz buraya. Bu da son turumuz. Son canlarına geldik. 6. turla kesmiş olacağız. Şöyle yankılı eşyalarımızı giyelim. Parayı da görüyorsunuz 5 turda ne kadar olduğunu. Burasıyla birlikte bakalım kaç paramız olacak bir çarda bu arada. Bu para Şaman'da da var. Bir 14 em eksiği. Başta galiba 14 emimiz vardı. Canı doldurdu ama bu şekilde de hasarımız iyi. Bu şekilde de kesebiliriz. Doğru itemlerimiz. Takılı evet. Yankları toplayalım. 93 M'den nereye çıkacak? Düşük gibi yank bedelleri. Ama fazlaysa patlamış oluyor yine. Patlamamış gibi ama. Evet 93 M vardı. 103 M oldu. Maalesef iyi bir oranda yank alamadık. Yine epey bir sandığımız var. Ve nakitte para attı. Yine güzel bir fan. Paramızın son kalan kısmıyla da yeni bir eşya bulduk. Onu alacağım. Şimdi arkadaşımızla anlaştık. Bu arkadaşımızdı galiba. Ticareti atalım. Koyarsa parayı da koyacağım. Evet ticarete koydu. Size de şöyle göstereyim. Artı 8 Zodiac yay. 41 ortalaması var. 2 bayılma, 20 orku var. Sadece 45 won. Yani artı 8'e basılmış hali. Bu ortalamada 45 won gayet uygun bir fiyat. Biz bunu daha fazla bir fiyata satabiliriz. Hayırlı olsun ikimize de. Videonun sonuna da büyülü yumurtaları açarak gelelim. Ben 14 tane kastım. Umarım artık bir kostüm bonus aktarımı alırız. Bu arada yine karanlık sandıkları ve önemli BK'ları da biriktiriyorum bir yandan. Hadi bakalım başlayalım açmaya. Efsun nesnesiyle başladık. Çok güzel. Beyaz inci, Timika'nın nar suyu. Hadi bir kostüm bonus aktarımı. Herkes çok fazla fazla alıyor bir de. Bir ben alamıyorum. Arttırma kağıdı geldi en son. Yine fena değil bu açın bir efsun nesnesi aldık diye. Zen ve beyaz inci de var. Arttırma da var. Güzel yani. Bir tur için güzel bir açım oldu. Videomuzu da burada tamamlayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de bu videomla bir önceki videom arasında uzun bir fark oldu. Önemli işlerim vardı. O yüzden öyle bir fark oldu. Artık ama buralardayız.